Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün güzel haberlerimiz var, güzel haberlerle başlayacağız. Öncelikle Culture Next 2022 Türkiye'de ilk kez düzenlendi. TVWA, Ipsos ve Oksijen Gazetesi'nin el birliğiyle yapılan bu kültürel değişim konferansında 5 konu ele alındı. Döngüsel ekonomi, zihin bakımı, hayalet modu, cinsiyet kurallarının reddi ve akışkan gerçeklilik. Bu sohbet tam gün sürdü. Yekta Kopa'nın moderatörlüğünde ve Tolga Çevik'in de neşesiyle çok güzel bir oturum oldu diyebiliriz. İkinci haberimiz Kan Leon'dan. Buradan biraz sonra oraya da canlı bağlantımız olacak. Çok güzel haberler aldık. Efendim, iki bronz aldık. Bunlardan birisi Finish, diğeri de Supradin ilaçlarıyla ilgili yapılan çalışmalar. Birisi tasarım dalında, diğeri de sağlık ve sağlıklı yaşam kategorilerinden alındı. Bir de genç aslanlarımızdan güzel bir haber var. Onlardan da bir gümüş geldi. Biliyorsunuz orada yapılan günlük workshoplarda yapılan bir çalışma bu. O çalışmalar neticesinde de gençlerimiz bir gümüş almışlar. Buradan tebrik ediyoruz. Üçüncü haberim, tabii dijitalin gelişmesiyle siber güvenliğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bununla ilgili Cisco Network Academy, Habitat Derneği, Nişantaşı Üniversitesi ve Technologist Women Platformu'nun işbirliğiyle uluslararası 15 yaş üstü herkesin katılabileceği ücretsiz bir kamp bu. 16 Temmuz'da son başvuru tarihi. Çünkü bunda insan kaynağı çok önemli. Siber güvenlikle ilgili, tabii dijital ne kadar büyüdükçe o kadar da güvenliğe ihtiyaç duyuluyor. Onun için güzel bir kamp olmuş. Diğer iki haberimiz ise spor. Para yüzme dünya şampiyonasında 5 madalyayla dönüyoruz. Buradan kutluyoruz. Diğer haberimiz ise Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası. Orada da toplamda 16 madalya alarak ilk sıralarda yer aldık. Bu olimpiyat dallarına katılan genç temsilcilerimizi kutluyoruz. Şimdi bugün aslında sektörü ele alacağız. Sektörün ekonomiye ne kadar büyük katkısı olduğundan bahsedeceğiz. Aslında her 1 liralık yatırımın 19.4 olarak ekonomiyle birlikte geri döndüğünden bahsedeceğiz. Aslında konuklarım MMI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Didem Namver, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer konuğumuz da IAB Başkanı Ayşen Akalın olacaktı ama onların geçen hafta da belirtmiştik. Eczacıbaşı'nın elin bir helikopter kazası neticesinde kayıpları Türkiye'ye geldi ve bugün cenaze törenleri var. Buradan onları tekrar başsağlığıyla kutluyoruz. Ayşen'e de kolaylıklar diliyoruz. Onun için başkan vekili sevgili dostum Cüneyt Devrim bize Fransa Kan'dan esintilerle katılacak. Cüneyt'ciğim, ilk senle başlamak istiyorum. Bu 2021 yatırımı, ekonomi büyürse reklam sektörü büyür, reklam sektörü büyürse ekonomi büyür dedik. İstersen buradan bir şöyle genel reklam yatırımları 2001'de ne oldu, 2021'de ne oldu? Bir oradan bize giriş yaparsan seviniriz. Bir de son Kan haberleri senden aldık sabah. Bir de taze senden duyalım. Çok teşekkürler Ender'cim programa yani. Buradan katılmak o anlamda değişik bir deneyim oluyor şu anda benim için de. Başlamadan önce gerçekten Ayşen Akalın'a ve tüm Eczacıbaşı topluluğuna tekrar başsağlığı diliyorum. Gerçekten bugün onlar için acı bir gün. Şöyle şimdi Kan'la istersen çok kısa başlayayım. Yani hani çok uzun uzun anlatılabilir tabii ama tabii 2 senedir aslında net bir şekilde yapılamayan Kan için aslında bütün dünya reklam ekosisteminin buraya tekrar toplandığı bir Kan yaşıyoruz. O yüzden oldukça kalabalık, oldukça aksiyonun yani etkinliklerin bol olduğu, insanların da gerçekten özleyerek, özlemle geldiğini gördüğümüz bir şey var. Kan gündemi var.
Yani şu anda Türkiye için zaten şeyden bahsettiğim, yani iki tane bronzumuz var genç aslanlarımız dışında. Aslında Türkiye adına baktığımızda daha iyi bir sonuç olabilirdi. Ama tabii çok zor da seneler geçiriyoruz ekosistem olarak. O yüzden hani iki ödül de bilmiyoruz. Yani bir tanesini biz finish markamız için kazandık. Diğeri de Super Dream için Malinois kazandı. Dediğim gibi şey, hani o açıdan hani Türkiye'ye de bir şey kattığımız için gururluyuz ama dediğim gibi şey, umarım seneye çok daha iyisini yaparız bir gece. Şimdi şeye döneyim, reklamın ekonomiye katkısına. Şimdi yani bizim aslında ekosistem için yapmaya çalıştığımız önemli katkılardan bir tanesi bu tip raporları, araştırmaları ortaya çıkarmak. DEPİK platformu olarak aslında bu araştırma yapıldı. Dijital pazarlama iletişim platformu aslında 4 derneğin kurmuş olduğu, belki bilenler vardır isteyenler arasında, bir yapı. Reklam Verenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve şu anda aslında bizim de temsil ettiğimiz IAB ve Didem'in temsil ettiği MMA'nin aslında temsiliyetiyle kurulmuş olan bir yapı. Ve reklam ekosistemini büyütmek için de aslında bazı çalışmalarda orada da yapıyoruz. Ekonomiye katkıyı toplam reklam ekosistemi olarak baktığımızda aslında neler çıkartabiliriz bizi çok net gösterdi. Daha önce dijital üzerinden benzerini yapmıştık ama bu tüm reklamın ekonomiye katkısını aslında araştırdı. Senin demin söylediğin gibi şu anda reklama 1 liralık harcama yaptığımızda ekonomiye 19.4 lira olarak döndüğünü görüyoruz. Ki bu açıkçası çok önemli bir değer. Evet. Şu anda gayri safi milli hasıla içerisinde reklam ekosisteminin, yani hem reklam yatırımları hem reklam üretimleri olarak baktığımızda şu anda 6.73 gibi bir payı var. 340 milyarlık bir ekosistemden bahsediyoruz. İstihdamda da bu arada 600 bin kişiyi aşan bir istihdam şeyine sahip, kapsamına sahip, %2.25'lik bir pay alıyor. Bu da Türkiye istihdamı içerisinde. O yüzden gerçekten önemli bir ekosistem. Ama biz şunu söylüyoruz ki araştırmanın çıkardığı şey de o. Gerçekten hani reklamlar büyüdüğü zaman ekonomi büyüdüğü zaman da reklam ekosistemi aslında büyüyor. İkisini birbirini tetikleyen bir yapısı var. Ve şöyle de güzel bir çıktısı da var aslında, onun altını çizmem lazım. Şu anda biz kendi büyüklüğümüze, Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne baktığımızda gayri safi milli hasıla büyüklüğümüz olarak şu anda başka ülkelerle kıyasladığımızda 2,5 kat daha büyüme potansiyeline sahibiz. Yani aslında aynı büyüklükteki ekonomilerde 2,5 kat daha fazla reklam harcaması yapılabiliyor. Biz eğer bu büyümeyi, ki birçok rakamla büyümeyi takip ettiğimizi gösteriyor, o noktalara geldiğimizde bu aslında ekonomiyi de aynı şekilde tetikleyecek, büyütecek bir yere doğru gideceğini düşünüyoruz. O yüzden açıkçası araştırmanın sonuçları hem bilgi verici hem de açıkçası sektör adına da umut verici çıktılar barındırdı bizim için. Diyorsun kandan bu kadar. Dediğim gibi şey, sadece ona bir program ayrılabilir. Anladım. Ama şu an bir şey. Bir evet, ödüllerle şey, gelin de yaparız Cüneyt bir kan programı. Seve seve. Seve. Tamam, sen zaten canlı yayındasın. Peki Didem Hanım, şimdi tabii dijitalin pandemi süreciyle ne kadar geliştiğini hepimiz farkındayız. Kesinlikle. Aslında siz de büyük bir grubun içindesiniz, PepsiCo'nun. Aynen. Aynı zamanda da MMA grubunun da ajans başkanısınız. Doğrudur. Şimdi böyle baktığımız zaman mobil aslında çok ciddi bir şey aldı. Yani hız aldı ve her şeyi artık mobilden takip ediyoruz. Bu transformasyon ve kültür değişimini nasıl açıklıyorsunuz? Evet, evet. Çok büyük bir değişimden geçiyoruz aslında Eder Bey. Çok güzel evet. Özetlediniz. Ay, ben birkaç bitmedi de bu değişim. Bitmedi, bitmeyecek de inanın. Yani bitiyor mu derken yeni bir şeyler yeni bir gelecek. Şey hiç bitmesini beklemeyelim. Şöyle ki, dijitalleşme yıllardır zaten gündemimizde ama hep duyuyorsunuzdur. Hani konuklarınızdan da pandemiyle birlikte işte 1 yıl içerisinde gerçekleşecek o dijital dönüş, pardon 5-10 yıl içerisinde gerçekleşecek dijital dönüşümü biz 1 yılda sıkıştırılmış şekilde yaptık, yaşadık diyebiliriz. Dolayısıyla bu birçok sektörde bambaşka değişimler, devinimler ortaya çıkardı. Biz az önce sevgili Cüneyt'in bahsettiği gibi biz dernekler olarak sektörü bilinçlendirmek adına birçok farklı araştırma da hayata geçiriyoruz. Reklama ekonomiye katkısı bunun bir örneğiydi. Bir diğeri medya ve reklam sektöründeki yatırımların
açıklanması idi. 2021 yılından isterseniz örnek vereyim. Mesela dijitalin payı ki 2021 pandemiyi uçtan uca tamamıyla yaşadığımız fakat sene oldu. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Yani reklam yatırımları bu süreçte hiç hız kesmedi. Evet. Evet, aynen. Yani belki herkes, pandeminin başında çünkü tam orada işte ne olduğunu ne bilemediğimiz birkaç ay vardı hatırlarsınız o Mart-Mayıs dönemi 2020. Oralarda bir belirsizlik dönemi sonra çok sonra doğru tespit. Sonra o arayı bile kapattı yani. Aynen, aynen öyle. O rüzgar da, o hani dijitalleşme rüzgarı da aslında sektör bu değişime de sevk etti diyebiliriz. Oradan birkaç rakam paylaşayım. Geçen yıl dijital medya yatırımı 18.9 milyar TL oldu. Bu toplam pastanın %67.6'sına tekabül ediyor. Ve bu oran globalde %59. Yani aslında Türkiye olarak biz dijitalleşmede de dijitali medya anlamında iş planlarımıza dahil etmede de öncü bir ülkeyiz. Bunun devamı nasıl gelecek diye genelde soruluyor bu rakamlar söylendikten sonra. Kesinlikle hız kesmeyecek ama sadece dijitali ayrı bir mecra gibi düşünmeyelim. Çünkü diğer offline dediğimiz mecraların da kendi içinde dijitalleşmesi söz konusu. Açık havada da artık dijital açık havalar görüyoruz. Tabii, TV kendi içerisinde artık o içeriği platformlar televizyondan ya da iPad'den, telefondan izlemeniz yani ekranlar daha çok hani gündemimizde olacak. Dolayısıyla bu dijitalleşme süreci bir de Web 3.0 diyoruz. Şimdi hayatımıza yeni giren konseptlerden bir tanesi. Onunla beraber bu ivmenin hızlı devam edeceğini öngörüyoruz sektör temsilcileri olarak. Evet, aslında yeni de bir derneksiniz. Evet, dernekleşmemiz yeni. Aslında 12 yıldır Türkiye'deyiz. Global bir oluşum MMA. Son 2 yılımızda da dernekleştik. Aktif komitelerimizle sektör adına çalışan gönüllüleriz diyelim. Peki bu kültür farklılıkları, kültür değişimlerini hiçbir araştırma falan yaptırdınız tabii, mı? Tabii, yani tabii. Ne çıktı? Yani bu mobile geçiş neye bağlı? Yani demin dediğiniz hakikaten bazen ben de televizyondan değil telefondan izliyorum. Bu konu masada. Şöyle ki Cüneyt'in bahsettiği DIPI platformunda yani dört derneğin konsorsiyumunda şöyle bir projeye el atalım istedik. Şimdi sektörün bazı sancı noktaları var bu hızlı dijitalleşme ile ilgili. Çünkü dijitalleşme dediğiniz şey tek başına hani tüketici davranışları değişiyor, evriliyor ama biz şirketler, reklam verenler, ajanslar aynı hızda evrilemeyebiliyoruz. Çok büyük yapılardan ve değişimlerden söz ettiğimiz için. Dolayısıyla da DIPIP olarak başlattığımız bir inisiyatifle dijital dönüşümü bir masaya yatıralım. Reklam verenler, ajanslar ve mecralar perspektifinde. Çünkü bu saydığım üç dikeyin de kendi içinde farklı ağır noktaları var, ihtiyaçları var. Reklam verenler bile kendi içinde büyük boyutlular ve orta ölçekliler, KOBİ'ler diye ikiye ayrılıyor. Orada da farklılaşma var. Dolayısıyla böyle bir araştırma başlattık. Daha çok yeni düğmeye bastık. Umarım bir başka sohbetimizde o araştırmanın sonuçlarını da alırız. Sene sonuna doğru aktarmak isteriz. Asıl amaç oradaki ağrı noktalarını hep birlikte tespit edelim ve onlara uygun biz bütün derneklerimizin hani çalışma grupları, komiteleri var. Onlara uygun çalışmalarla o konuda aksiyonlaştıralım istiyoruz. Bu transformasyona böyle bir katkımız olsun amacındayız. Peki Cüneyt'ciğim tekrar sana döneceğim. Şimdi Cannes'da bayağı bir kalabalık tabii iki sene yapılmayınca var. Bizim bayağı da Türkiye'den giden oldu diye biliyorum. Herhalde orada berabersiniz. Sormak istiyorum şimdi IAB'nin tabii bir takım sertifika programları işte belli üniversitelerle çalışmalar. Bunlar nasıl gidiyor? Bu süreçte nasıl gitti ve yaz döneminde etkinlikler olacak mı? Neler yapacaksınız? Şöyle şimdi yani aslında söylediğim şöyle bir noktadan çok kritik bir yerde duruyor bizim için. Yani biz önümüzdeki dönem için IAB'de hem stratejileri hem hedefleri belirleyip belli odak noktaları belirliyoruz haliyle. En büyük belirlediğimiz odak noktalarından bir tanesi de
aslında sektöre dijital alanda doğru yetenekleri kazandırabilmek için eğitim programlarına ağırlık vermek. Bu şu anda bizim için aslında çok kritik konulardan bir tanesi. Çünkü sadece Türkiye değil bu arada, işte Kanada dediğin gibi, aslında burada da konuşulduğu gibi yetenek krizi denen şey şu anda aslında reklamcılığın gündeminde sadece Türkiye değil başka ülkelerde de var. Çünkü teknoloji çok hızlı değişiyor, reklam ekosistemindeki teknolojiler hızlı değişiyor ve ister istemez buraya uygulamayı yapabilecek olan seviyede yeteneği kazandırmak işin medya tarafında olabilir, kreatif tarafında olabilir, data analisti tarafında olabilir, strateji tarafında olabilir. Yetenekleri kazandırmak o kadar hızlı ve kolay olamıyor. O doğru. Üniversiteler bu anlamda buna yetişmekte, ki ben şu anda hani Bilgi Üniversitesi altında ders veriyorum, çalışıyorum. O yüzden hani oradaki ekosistemi de biliyorum. Ama üniversitelerin de bu talebi karşılayabilmesi veya sistemlerini ona göre hızlıca değiştirmesi de çok kolay değil. O yüzden IAB gibi yapıların sektöre bu anlamda katkı sağlaması çok önemli. Sadece bizler değil, hani birçok paydaş bunu yapmakla bence yükümlü aynı zamanda. Bizim şu anda mesela yürüyen bir programımızın sonuna geldik. Uni Challenge dediğimiz bir programımız var. Boğaziçi Üniversitesi ile beraber yürüttüğümüz çok çok gerçekten yüksek kalitede bir program haline geldi yıllar içerisinde. Çok da aslında talebin her sene gençlerden de fazlasıyla arttığı güzel bir program halinde. Devamında bizim uygulamalı medya okulu dediğimiz bir şeyimiz var. Ayrı bir programımız başlayacak. Orada da açıkçası gerçekten daha demin söylediğim gibi pratiği de ön plana çıkartacak aslında eğitimleri hayata geçirebiliyor olmak. Hani o dijital donanımı doğru şekilde sağlayabiliyor olmak bizim için çok kritik. Bir de yurt dışında IAB'nin uyguladığı ki bu hani eğitim değil sertifikasyon olarak aslında söyleyebilirim. DIMAK diye bir programımız var. Aslında farklı eğitimler almış olsa da sektörün yetenek seviyesini doğru anlayabilmesi ya da kişinin kendi seviyesini doğru anlaması işverenlerin de çalışanları aslında bizim sektörde işe alırken aslında görebileceği bir benchmark'ı onlara sağlayabilecek bir program, bir aslında sertifikasyon dediğim gibi. O programda çok yakın zamanda başlayacak. Kurumlar bizlerden tabii şeyleri için hem çalışanları için olabilir. Bu eğitimleri almış arkadaşlar da birebir kendileri girip aslında DIMAK skorunu kendileri alabilirler süreç sonunda. Ya hazır Kanda'yken merak ediyorum, uzun zamandır da yurt dışına çıkmadık tabii. Peki orada... Benim de uzun zamandan sonra ilk bu arada. Evet. Yani diğer ülkelerdeki hava nasıl merak ediyorum. Yani umutlular mı yoksa böyle bir kriz süreci hissediyor musun? Çünkü sen hassas tabii inceleme ve araştırma alabilen birisin. Nasıl görüyorsun yani dünya ne durumda? En azından bizim sektörün insanları orada mutlu mu? Mesela herhalde gördüğüm kadarıyla kimsede maske yok. Evet, çoğunlukta yok. Şöyle söyleyebilirim. Yani herkes bence bu kadar ara verdikten sonra bir araya gelmekle ilgili oldukça mutlu ve pozitif. Ama tabii ki endişe veren konular fazlasıyla var. Demin söylediğim gibi yetenek krizi mesela sektörün çok konuştuğu konulardan bir tanesi. Çünkü sadece kendi içimizde yetenek ihtiyacını karşılayamamak değil, şu anda başka sektörlere de yetenekleri kaybeden bir yere doğru gelebiliyoruz. O yüzden bizim içeriye daha fazla yetenek katıyor olmamız lazım ve bu sadece ülkece değil. Ülkece de yaşadığımız boyutları var. Hani onu hepimiz biliyoruz. Ama global olarak da aslında yaşanan sorunlardan bir tanesi. Onun dışında açıkçası tabii bu sıkıntılı dönemi atlatmanın arkasından genelde bir daha umut dolu bakış var önümüzdeki dönemle ilgili. Tabii ekonomik faktörler ayrıca herkesi endişelendiriyor. Onu da kenara koymak lazım. Hani biz de şu anda onu gene Türkiye'de hissettiğimiz gibi aslında global olarak da bir resesyonla ilgili bir endişe hakim. Onun tabii ki her sektör olduğu gibi bizim ekosistemimize de ciddi bir etkisi olma potansiyeli var. Ama gene de sanıyorum o pandemideki kapanma dönemlerini atlatmanın oradan öğrenimlerle, çünkü birçok şeyi de aslında sektör olarak öğrendik. Yani hibrit çalışmayı öğrendik. Evet. Online olarak aslında bazı daha efektif çalışma yollarını bulmayı da öğrendik.
Ama sıkıntılarını da tabii yaşadık ve şimdi onları atlatmış olmanın, bu öğrenimlerle beraber yeni döneme girmenin verdiği ayrı yani umut, umut vaat ediyor diyorsun anladığım kadarıyla, değil mi? Umut vaat ediyor yani. Aman aman umut olsun da en önemli. Bir umutsuzluk havası genel olarak var diyemem. Tam tersi, açıkçası daha pozitif bir hava var. Çok iyi. Peki son bir dakikamız. Dernek olarak mobilizasyon ve bununla beraber gelen bir yeni nesil var. Evet. Ne demek istersiniz o yeni nesile? Evet, biz MMA olarak zaten yüzümüzü geleceğe döndük bile çoktan. Çünkü sektörün bu konuda hakikaten beslenmeye çok ihtiyacı var. Cüneyt'in dediğine çok katılıyorum. Bütün paydaşlar olarak bunu yapmak zorundayız. Web 3.0 hayatımıza girdi, girecek derken pandemiyle beraber girdi. İşte az önce verdiğim rakamlar, dijital yatırımların %73'ü mobil cihazlardan gerçekleşti. Ve reklam veren ve ajans perspektifinden baktığınızda aslında temel amaç nedir? Tüketiciye işte vermek istediğiniz mesajı, doğru mesajı doğru şekilde aksettirebilmek. Bunu küçücük bir ekrandan yapmak zorundayız artık %73 oranında. Dolayısıyla işimiz çok zor. Ama bu hem hani mobilin hayatımızda bu kadar yoğun yer alması, hem Web 3.0'ın getirdiği işte nesnelerin interneti, data meta ve benzeri, metaverse, o işte Web 3.0 altındaki bir ayrı bir ekosistem. Bunlara uyumlanmak zorunda sektör. İşte bu anlamda da mesela biz çok yeni bir Web 3.0 komitesi oluşturduk ki buradaki hem ihtiyaçları hem potansiyeli doğru anlayalım. Ki işte eğitimlerimizde, etkinliklerimizde sektörü desteklemeye devam ediyoruz MMA ile birlikte. İnşallah yolumuz açık olsun. Uzun, tamam, zorlu bir yol ama çok potansiyel vaat eden bir yol. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Cüneyt'ciğim sana da teşekkürler. Bizi kırmayıp Avrupa ellerinden bağlandın bize. Herkese selam. Bekliyoruz ödüllerle birlikte. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.